Türkiye Rally Şampiyonası'nın ve aynı zamanda Fiesta Rally Cup'ın 7. ve final ayağı olan İstanbul Rally'si, 2023 rally sezonunun toprak zemin üzerinde düzenlenen 5. rally'siydi. Gelin sezonun bu heyecan dolu finalini hep birlikte izleyelim. Fiesta Rally Cup'ta 7 ekibin start aldığı İstanbul Rally'si ilk gün 6, ikinci gün 4 olmak üzere toplamda 10 özel etap ve 116 kilometreden oluşuyordu. 2023 Fiesta Rally Cup şampiyonluğunu Kocaeli'de ilan eden Ansumman, bir yarış eksiği bulunan ve şampiyonluğu bu yarışa bağlı olan kopyotu Mehmet Akif Yalçın için İstanbul Rally'sinde mücadele verecekti. Rally'nin ilk gününe hızlı başlayan ekip, 6 etapın 5'inde en iyi zamanlara imza atarak gün sonunda Mehmet Can Dinç, Mesut Şafak Doğan ekibinin 1 dakika 24.2 saniye önünde 1. sırada servise döndüler. 3. etapta Fiesta Rally Cup genel klasmanında en iyi zamanı yaparak Ansumman'ın etap kazanma zincirini kıran genç ekip günü 2. sırada tamamladı. Cem Yudulmaz ve Ali Emre Yılmaz ekibi Fiesta Rally Cup yanı sıra Master Pilot kategorisinde de mücadele ediyordu. Hızlı İstanbul Rally'si etaplarında temkini elden bırakmayan ekip günü Fiesta Rally Cup genel klasmanında 3. sırada tamamlamayı bildi. Erdem İlbaylı, Soner Çevik ekibi gün sonunda atmosferik Ford Fiesta R2'leri ile Fiesta Rally Cup Rally 4 R2 kategorisi yanı sıra Erkan Bodur Tosfet Rally Kupası birinciliği için mücadele veriyorlardı. Günü kategorilerinde birinci, genel klasmanda ise dördüncü bitiren ekip, birinciliklerini garantilemek için temkinli bir tempo tutturmuşlardı. Kocaeli Rally'sinin Fiesta Rally Cup birincileri Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ikilisi, bu rally'e Çağlayan Çelik'in ilk kopyotu olan ve Cuma günü kaybettiğimiz Ufuk Ulu Ocak'ın anısına yarışıyorlardı. İlk etapta genel klasmanda üçüncü zamanı yapan ekip, Ufuk Ulu Ocak için son görevlerini yerine getirmek üzere yarıştan ayrıldılar. İkili pazar günü süper rally yaparak rally'e geri döneceklerdi. İstanbul Rally'sinde rally'lerde alışık olunmayan bir şekilde koltuk değişen Hakan Gürel ve kopyotu Çağatay Kolaylı, günü Rally 4 R2 kategorisinde ikinci ve genel klasmanda 5. sırada yer alarak sürdürdüler. Fiesta Rally Cup'ta yarış bitirme istatistiği en iyi olan ekiplerden Nazan Zorlu Ersin Ören ikilisi yükselen grafiklerini bu yarışta da sürdürmeye özen göstererek yarışıyorlardı ve günü Rally 4 R2 kategorisinde 3. genel klasmanda 7. sırada tamamladılar. Genel olarak hızlı bir parkura sahip olan İstanbul Rally'sinin ilk gününün sonuna geldiğimizde etapların üstesinden başarıyla gelen Fiesta'lar da bir bakımı hak etmişti. Castrol 4 Team Türkiye'nin tecrübeli teknik ekibi araçları ikinci güne hazırlarken gözler de genel klasman ve kategori mücadelelerindeydi. İlk günün lideri Ansumman Mehmet Akif Yalçın ikinci güne teknik bir şanssızlıkla başladı. Enjektörü arızalanan Fiesta Rally 3 tam performans vermiyordu ve Sunman Yalçın ekibi kenara çekerek duruma müdahalede bulundular. Yaklaşık 2 dakika kaybeden ikili sorunu büyük oranda gidermiş olarak 8. etaba girdi ve burada genel klasmanda 2. zamanı yaptı. Bu iki etapta kaybedilen zamanlarla Can Dinç'in arkasına düşen Ansumma Mehmet Akif Yalçın ilk günkü tempolarına döndüler ve 9. etapta Fiesta Rally Cup genel klasmanında liderliği geri aldılar. Yarışı 1. sırada bitirmeyi başaran Sunman Yalçın ekibi, podyumda Mehmet Akif'in şampiyonluğunu kutluyordu. Evet, bu yarış tarih kitaplarına geçer genel olarak. Yani ben şampiyonluğumu ilan etmiştim. Mehmet Akif'in bir yarış eksiği olduğu için
bu yarışki misyonumuz onu da şampiyon etmekte puanları alarak. Öyle de yaptık gibi görünüyor. Beraber Fiesta Rally Cup şampiyonluğunu kutlayacağız önümüzdeki günlerde. Çok zorlu bir sezondu. Katılan herkesi tebrik ediyorum. Yani her açıdan çok çekişmeliydi. Bolca hikayemiz oldu. Çok mutlu olduğumuz anlar oldu. Kahrolduğumuz anlar oldu. Tam yani hakkı verilmiş bir rally sezonuydu. Çok mutluyum ben de. Andında dediği gibi benim Fiesta Rally Cup şampiyonluğum belli değildi. Bu yarışta iyi bir yerde bitirip finişe gelmemiz lazımdı. Öyle de yaptık. Andın da eline koluna sağlık. Arabamız sorunlu olmasına rağmen çok iyi bir performans sergileyip Fiesta Rally Cup'ı kazanarak, yani bu yarışı kazanarak Fiesta Rally Cup şampiyonluğumuzu ilan ettik. Çok mutluyum, inanılmaz keyifliyim. Fiesta Rally 3'e hakimiyeti ve hızıyla göz dolduran Can Şafak ikilisi ikinci güne hızlı başladı. Ansuman'ın talihsizliğini değerlendirmek isteyen ekip genel klasmanda birinciliğe yükseldi ancak burada tutunamadı ve 10. etabın sonunda sadece 2,5 saniye farkla yarışı ikinci sırada bitirdi. Can Dinç 2023 sezonu performansıyla 2024 Fiesta Rally Cup birinciliği için ciddi bir aday olduğunu bu yarışta da göstermiş oldu. Yarış çok güzel geçti. Herkesi tebrik ediyorum. Özellikle gözetmen arkadaşları ve teknik ekibi teşekkür ediyorum. Herkesin eline ayağına sağlık. Klasmanın ikinciliğinin sahibi oldular. Onlara da tebrik ediyoruz. Podyumun üçüncü basamağında ise tecrübesini sonuca yansıtan Cem Yudulmaz, Ali Emre Yılmaz ekibi vardı. Temkinli ve tutarlı temposuyla sürekli ilk dört içinde zamanlar yapan ikili yarış sonunda genel klasmanın üçüncü sırasını aldı. Güzel bir yarıştı. Farklı dinamikler vardı tabii yarışta. Rakiplerimizden bir ikisi mekanik kaldı. Biz Master'da ikinci olduk. Fiesta Cup keza öyle. Üçüncü olduk ama hep arkadaşlar bıraktılar. Erdem İlbaylı, Soner Çevik ekibi Rally 4 R2 kategorisini kazanarak Fiesta Rally Cup kategori birinciliğini elde ettiler. İddialı oldukları Erkan Bodur, Tosfet Rally Kupası'nda ise kategorilerini kazanan ve genel klasmanda ikinci olan ekip sezonu çok iyi bir noktada tamamlamış oldu. Vallahi bu yarış baştan baya böyle tempomuzu bulamadık. Bulamadık. Nispeten bizim için verimli bir yarış oldu ama bakalım, kısmet diyoruz sezon. Kategori 2 şampiyonluğunu zaten bir yarış önce garantilemiştik. Bu yarış şampiyonluğa koşuyorduk. Bakalım geçici neticeler, kesin neticeler bekliyoruz. Rally'nin ikinci gününde Süper Rally ile dönüş yapan Çağlayan Çelik Sedat Bostancı ikilisi 4 etabın tamamında genel klasmanda en iyi zamanlara imza atmalarının yanı sıra Power Stage birinciliğini de elde ettiler. İkili yarışı Rally 3 kategorisinde 4. genel klasmanda ise 5. sırada tamamladı. Cuma sabahı Ufuk abimizi kaybettik. İbem iyi bu rallide, hoş geldin canım. Rallide ilk co-pilotumdu, yani Efe hariç o çünkü. Yani ilk yarışımda Efe'ydi ama sonra Ufuk abiyle bir sezon yaptık. Co-pilottan ziyade yani arkadaş, dost, abimiz. Üzüntüsüyle biz girmeme kararı aldık ilk önce. Ha dedik girelim, Ufuk abi için girelim ama gidelim cenazesine de son görevini yapalım. Cumartesi sabahı ilk etabı geçtikten sonra kendisini uğurladık. Allah rahmet eylesin tekrardan. Yarış bitirmelerine alışık olduğumuz Nazan Zorlu Ersin Ören ekibi ise 7. etapta yarışa şanssız bir şekilde veda ettiler. Pilot kopilot rollerini değiştikleri bu yarışta son etapta yarış dışı kalan Çağatay Kolaylı Hakan Gürel ikilisi bize sezon boyu atmosferik motorlu Fiesta R2'nin hala güncel ve yarışmada iddialı olabileceğini gösterdiler. İstanbul Rally'sinde Ansuman genel klasman birinciliğinin sahibi oldu. Podyumu tamamlayanlarsa Can Dinç ve Cem Yudulmaz oldu. Ansuman 2023 Fiesta Rally Cup birinciliğini kopilotuna da kazandırmış oldu. Ansuman Rally 3 kategorisinde de lider. Çekişmenin hiç dinmediği kategoride Erdem İlbaylı sezonu başarıyla kapatmış oldu. Türkiye Rally Şampiyonası ve Fiesta Rally Cup'ın sonlanmasıyla 2023 sezonun şampiyonları belirlenmiş oldu.
Türkiye'nin en uzun soluklu tek marka kupası Fiesta Rally Cup'ın yeni sezonunda görüşmek üzere.